Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bitcoin'de bir miktar kan kaybı var. Bu normal mi yoksa daha sert geri çekilmeler bizleri bekliyor mu? Piyasada hangi önemli gelişmeler var? Şöyle hepsine bir bakacağız. Altı nasılsın, iyi misin? İyiyim Oytun. Evet, piyasada aslında böyle bir fırtına öncesi sessizlik var. Bitcoin teknik seviyelerde 100 günlük ortalamayı geçemeyip hafif hafif gözünü ya düzeltme mi yapsam buradan kopup gitsem mi aralığında gidip gelirken çok ciddi bir haber akışı da yok. Altcoin'lerde Bitcoin hareketini bekliyor gibi. Şu an artık o fırtına öncesi Eylül'de ne olacaksa olacak döneminin rölantisindeyiz gibi diyebiliriz. Şöyle biraz haberlere bakalım önce. Piyasada da neler var neler yok onları bir konuşalım. Sonra da analize geçeriz. Evet, aslında çok fazla bir gelişme yok senin de söylediğin gibi. En önemli gelişme Ethereum tarafında merge tarihinin gitgide yaklaşıyor olması. Birçok kişinin beklentisi de merge'ün hareketiyle beraber önce Ethereum, arkasından altcoin'lere bir can suyu gelmesi yönünde. Ama bu arada Ethereum Vakfı tarafından şöyle bir açıklama da yapıldı, bunu da söyleyelim. Biliyorsunuz 15 Eylül tarihi hedef gösterilmişti. Ama vakıftan bir açıklama geldi. Burada bir haftalık sapmalar olabilir. Bunu göz önünde bulundurun diye bir açıklama geldi. Valla öyle bir haftalık sapmalara falan Ethereum yatırımcısı çoktan razı. Yani önceki gibi böyle büyük gecikmeler olmasın da bir hafta problem değil. 15 olmuş, 22 olmuş, büyük sıkıntı değil. Evet, ben de katılıyorum ona. Yani zaten Ethereum tam nokta atışı pek tutmuyor. O blok saatiyle alakalı Evet. olduğu için. Onlar da kesin tarih vermiyor. Ama sonuç olarak önemli olan yapılmış olması diyelim. Bakalım Ethereum'a bir hareket getirecek mi? Bu haftanın önemli başka bir olayından bahsedeyim ben. Akala Network'te bir bug oluşan bug sonucu diyelim, hata sonucu diyelim, saldırı da olabilir deniyordu en son. Yani şöyle bir baktım, saldırıdan ziyade sistemsel bir hataya benziyordu. Böyle AUUSD, yani Akala Network'ün stabil parası AUUSD'de böyle bir sistemdeki havuzdan böyle ya oluşturulan bir boşluktan dolayı diyelim 1,2 milyar dolar olduğu iddia edilen, bilmiyorum bu rakamın da doğruluğunu ama belli bir token fazla oluşturuldu gibi bir hata var. Yani aslında yoktan yere sistemin içinde 1,2 milyar eden bir AUSD oluşturuldu. Böyle bir hack ile beraber, hack demeyelim buna da işte bu olayla beraber tabii ki aradaki pek kaydı. Yani 1 dolara denk gelmesi gereken şey 0,07 dolara düştü. Akıllara Luna muhabbeti geldi. Tabii ki hani bu bir Luna boyutunda bir kripto para değil. İçerideki kitle likidite de Luna ile hiç karşılaştırılamayacak boyutta. O yüzden piyasayı çok etkilemedi. Burada tabii insanlar bundan faydalandı ya. Yani. Çünkü 0,07'ye indi, 0,9'a çıktı, indi çıktı. Millet burada aldı sattı falan onu kovalayanlar oldu. Şimdi en son gördüğüm kadarıyla yapılan açıklamada o oluşturulan 1,2 milyar fazla AUSD'nin yakılması için bir oylama yapılacaklar. Muhtemelen de yakılacak. Ha tabii burada şimdi Akala çat diye sistemi kapattı, bütün transferleri durdurdu vesaire. Tabii herkes şey soruyor. O zaman nasıl bir DeFi bu? Birileri tık deyince dükkanı kapatabiliyorsa. Zaten DeFi protokollerinin büyük çoğunluğu böyle. Bunu kabul etmek lazım. DeFi'de birileri tık diye paranızı kapatabilir, yakabilir, bir şeyler yapabilir. Gerçek merkeziyetsizlik bu değil diyen bir sürü kişi vardı ama ben zaten şu an var olan projelerin ciddi bir kısmının gerçek merkeziyetsiz olduğunu düşünmüyorum. Keza en son işte bu Tornado Cash muhabbetinde, cüzdanların dondurulması muhabbetinde de merkezsiz tırnak içinde olan sistemlerin tıkır tıkır cüzdanları dondurduğunu gördük. Yani böyle bir şey de olmaması lazımdı. O yüzden bu DeFi çok ciddi yara aldı. Yani böyle DeFi gelen vuruyor, giden vuruyor gibi bir durum oldu. Gerçek merkeziyetsizlik mümkün değil mi acaba diye de sorulmaya başladı. Bakalım nereye gidecek? Gerçekten böyle kendi başına idare edebilen herhangi bir şeye ihtiyaç duymayan sistemler gelebilecek mi? Yoksa bizim merkeziyetsiz dediğimiz şey aslında kağıt üzerinde merkeziyetsiz, özünde böyle yarım merkezi sistemler mi olacak? Göreceğiz. Burada algoritmik stabil kriptolarla alakalı zaten insanların hiçbir inancının ben bu tarafta kaldığını zannetmiyorum bir Gerek de anlamda. yok.
O da ayrı. Yani hep aynı şeyi söylüyoruz. Geçen bunu yayında da konuşmuştuk. Yani böyle şey, tamam, stabil kriptoya gerek var. Stabil kripto zaten bir ihtiyaçtan ortaya çıkan bir varlık. Hala da buna bizim ihtiyacımız var. Ama şimdi orada bir problem vardı, çözüm getirildi. Algoritmik stabil kripto hangi probleme çözüm oldu? Yoksa ilk önce bir çözüm bulduk, ona bir problem mi yaratmaya çalışıyoruz? Ben işte o kısmı çok da kavrayabilmiş değilim. Zaten çok da riskli olduğunu örnekleriyle, ki en büyük örneği tabii ki Terra Luna Network'ün çöküşüyle beraber görmüş olduk. Ben bundan sonra zaten o taraftaki projelere hep bir soru işaretiyle bakıyorum diyelim. Evet Altuğ, var mı haberimiz, yoksa direkt fiyatlanma kısmına Direkt geçelim mi? fiyatlanmaya geçelim. Bitcoin an Tamam. itibariyle 24.200 dolarken bu videonun açıklamasında Virtual Turist'in Telegram ve Twitter sayfaları var. Takip etmeyi unutmayın. VT'de önemli haberler geliyor diyelim. Sürprizi bozmayalım. VT'ciler takip ediyor zaten. Hala takip etmiyorsanız siz de takip edin Virtual Turist'i. Evet. Bitcoin an itibariyle 24.200 dolar. Bununla ilgili bir tweet attım. Ya 100 günlük ortalamayı kıracağız ya 50 günlük ortalamaya çekileceğiz diye. Şu an tam olarak 100'ü kıramadık, 50'ye çekiliyoruz durumundayız. Yani ufak bir düzeltme geliyor gibi gözüküyor. Bitcoin 100 günlük ortalamasına bugün dahil 3 gündür iğne atıyor. Ortalama sürekli aşağıya geliyor. Şu an 24.700'lerde. Fakat fiyat ortalamanın üzerine çıkamadığı için 24.100'lere kadar düştü. Tahminimce buradan sonra bizim şöyle bir 22.700'lere doğru bir 2.000 dolarlık düşüş görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Fakat o 2.000 dolarlık düşüşten sonra artık ufaktan 50-100 günlük ortalama kesişimiyle beraber fiyatın da böyle 24.000'leri 500'leri geçmesiyle beraber diyelim, yani 100 günlük ortalamayı kırmasıyla bizim 30.000 yolumuz açılır gibi geliyor. Yani benim kısa vadeli beklentim buradan bir düzeltme gelmesi, şöyle bir 2.000 dolar falan aşağı inmesi. Belki oralarda alacak olanlar için, spot'tan bir şeyler yaparım diyenler için 22 bin dolar seviyeleri, yani sadece 22 de değil aslında 22 bin 22 bin 500 arası kademeler şimdilik alım yeri gibi gözüküyor. Daha sonrasında işte ay sonuna doğru, ayın ortasında zaten yarından itibaren geçiyoruz. Tekrar 100 günlük ortalamayı deneyip artık kırıp gözümüzü Trendsetter 200 günlük ortalamaya an itibariyle 33 binden geçiyor. Oraya çevireceğimiz bir yolculuk başlayacak gibi duruyor. Ben hala benzer şeyi düşünüyorum. Eylül'de Fed'in 0.75 değil 0.50 arttıracağını ve bunun da piyasayı pompalayacağını düşünüyorum. Bu düşüncemin aksini ortaya çıkaracak bence bir gelişme olmadı. O yüzden ben hala piyasadan umutluyum, beklentiliyim. Düşüşlerde ufak ufak alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, Oytun. Evet. Hadi bıraktığın yerden başlayayım ben de. Fed tarafında 0.50 konusunda zaten şu an piyasalar bunu fiyatlıyor. Yani beklenti artık iyice 0.50'ye dönmüş durumda. 0.75'ten son gelen enflasyon verileri sonrasında artık beklenti tamamıyla 0.50 tarafına doğru kaymış durumda. Bitcoin tarafına geri döndüğümüz zaman tam direnç bölgesine gelip geri dönen bir fiyatlanma görüyoruz. Yani direnci zorluyor fakat üzerinde bir kapanış göremiyoruz. Direncimizde baktığımız zaman 100 günlük hareketli ortalama diyebiliriz. O da şu an 24.700 dolardan geçiyor. Bunun üzerinde gelecek bir kapatma yükselişin sertleşerek devamını sağlayabilir. Ama işte kaç gündür böyle orayı zorlayıp kıramaması, üzerinde bir kapanışı gerçekleştirememesi tabii soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Aşağı yönlü de ilk destek seviyemiz aslında 20 günlük hareketli ortalama olarak görüyorum ben. O da 23.500 dolar seviyesinden geçiyor. Yani ben açıkçası şu ortamda kısa vadeli bir trade yapacak olsam, ya long açacaksam 24.700'ün üzerinde bir kapatma beklerim. Yani buraya kadar artık açmadıysam bir beklerim, yani 24.700'ü kıracak mı kırmayacak mı, bunun üzerinde bir kapanış yapacak mı yapmayacak mı, ya da 23.500'ün aşağısında kapanış görürsem de shortlarım. Ben uzun vadeli pozisyonlar açtığım için bunları kovalamayacağım. Kısa vadeli pozisyonlar kovalamayacağım ama kısa vadede durum bu. Biliyorsunuz ben pozisyonlarımı zaten Bitcoin 20 bin dolar baremindeyken, 19-20 bin dolar aradığındayken açmıştım. Benim şahsi beklentim yükselişin orta ve uzun vadede devam etmesi yönünde. Ama şu an 24.700'ün üzerinde bir kapanış gelemezse 23.500'lere doğru geri çekilmeler çok normal karşılanmalı. Niye ben yükseliş tarafındayım? Çünkü ortam buna çok müsait. Yani enflasyon verileri güzel geldi. Enflasyon verileriyle beraber 21 Eylül'deki Fed toplantısındaki beklenti olumlu tarafa döndü. Yani bütün bunları üst üste topla. Ethereum'un merge'ü var. Yani bu da çok önemli. Bu da tüm kripto para ekosistemini tek başına yukarıya doğru itkileyebilecek bir sebep. Bunları üst üste topladığımız zaman ben açıkçası kripto para tarafında olumlu tarafta
görüşümü korumaya devam ediyorum diyorum. Peki Altuğ, var mı ekleyeceğimiz bir şey? Yok. Biz yine Perşembe günü canlı yayında karşınızda olacağız. Bizi Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere, bol kazançlar.